Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi Matematik videosuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde geometrik olasılıkla ilgili iki uygulama yapacağız. Geometrik olasılıkta nokta sayıları hesaplanırken noktanın bulunduğu konum itibariyle uzunluk, alan ve hacim bilgisinden faydalanılır. Bu bilginin üzerine hemen soru çözmeye geçebiliriz. Verilen soruda AB uzunluğu 8 birim olarak verilmiş. AC uzunluğu 12, BC uzunluğu da 10 birim. ABC üçgensel bölgesinden alınan bir nokta. Üçgensel bölge, üçgenle iç bölgesinin birleşimine üçgensel bölge denir. Bu üçgensel bölgenin üzerinden alınan bir noktanın AB kenarına AC kenarından daha yakın olması isteniyor. AB kenarına AC'den daha yakın olması istediğimiz noktaların sınırını bulabilmemiz için üçgenin içerisine acaba hangi noktalar AC'ye ve AB'ye eşit uzaklıktadır bunu bulmaya çalışacağız. Geometri derslerinden hatırlayacağımız gibi bir üçgenin içerisinde yan kenarlara eşit uzaklıkta olan noktalar o üçgenin iç açıortayını belirtir. Yani üçgenin iç açıortay doğrusu üçgenin yan kenarlarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir. Bu çizdiğimiz doğrunun üzerindeki her nokta AC'ye ve AB'ye eşit uzaklıkta olan noktalardan oluşmuştur. O nedenle daha yakın olan noktalar istendiği zaman bu doğrunun hangi doğruya yakın olduğunu istiyorsak o taraftaki alan bölgesi istediğimiz bölgedir. Yani taradığımız bölgeden alacağımız herhangi bir noktanın AB'ye olan uzunluğuyla AC'ye olan uzunluğunu karşılaştırdığımızda bu noktalar AB'ye daha yakındır, AC'ye daha uzaktır. O zaman ben taradığım bölgede kaç tane noktam var onu hesaplamaya çalışacağım. Bir bölgede kapalı bir şekil üzerinde kaç tane nokta olduğunu bulmak istiyorsak o bölgenin alan bilgisinden faydalanıyoruz. O zaman bizim bu bölgelerin alan bilgilerine ihtiyacımız var. İç açıortay teoreminden bildiğimiz kadarıyla açıortay uzunluğu indiği kenarı yan kenarlarla orantılı bölmektedir. 12'ye 8 olduğuna göre buradaki taban uzunlukları 3'e 2'dir. Buradaki taban uzunlukları 3'e 2 olduğu için bu üçgenin yükseklikleri eşit olacağından bu alan 3S ise buradaki alan da 2S'tir. O zaman bizden istenilen olasılık bir A olayı olsun. A olayı buradaki herhangi bir noktanın AB'ye daha yakın olmasını istediğimiz için bu bölgedeki nokta sayısıdır. Bu bölgedeki nokta sayısını biz alanla ifade ediyoruz. Tüm üçgenin alanı ise örnek uzayımızı vereceği için oranın alanı da 5S diyoruz. Dolayısıyla istediğimiz olasılık 2 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi bir diğer soruya geçelim. İkinci sorumuz da birinci sorunun benzeri bir soru. Bu sefer üçgensel bölgenin içerisinden alınan bir noktanın AB doğrusuna değil de B noktasına daha yakın, C noktasına daha uzak olması isteniyor. Yani bu bölgenin içerisinden alacağımız herhangi bir noktadan B noktasına bir doğru çiziyoruz. Çünkü KB uzunluğu diyor. C noktasına bir doğru çiziyoruz. Bu da KC uzunluğu oluyor. KB'nin KC'den daha küçük veya eşit olması bu noktaların B'ye daha yakın olmasını gerektirir. O zaman bu soruda da bizim düşünmemiz gereken şu. Bu üçgensel bölgenin içerisindeki hangi noktalar B'ye ve C'ye eşit uzaklıktadır? Yani bir üçgenin köşelerine eşit uzaklıktaki noktalar kimdir sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Bu aslında ikizkenar üçgenlerden çok rahatlıkla anlaşılabilen bir şeydir. 6, 8 dik üçgeninde hipotenüsün 10 birim olduğunu biliyoruz. Hipotenüsü tam iki eşit parçaya böldüğümüz zaman burası hipotenüsün orta noktasıdır. Biz hipotenüsün orta noktasından hipotenüse bir dik çizmeye çalışalım. Hipotenüsün tam orta noktasından çizdiğimiz bu dik, hipotenüsün kenar orta dikmesi diye ifade edilir. Hipotenüsün kenar orta dikmesi üzerindeki her noktadan B'ye ve C'ye iki uzunluk çizdiğimiz zaman burada bu uzunlukların eşit olduğunu ikizkenar üçgenden gayet rahatlıkla görebiliriz. Örneğin ben bu noktadan B'ye bir uzunluk çizeyim, bu noktadan da C'ye bir uzunluk çizeyim. Bu uzunlukları çizdiğim zaman burada oluşan üçgene baktığımızda bu uzunluk bu üçgenin hem kenar ortayı hem yüksekliği olmuş oluyor. O zaman biz buradan gayet rahatlıkla
bu uzunlukların ikizkenar üçgenin özelliğinden dolayı eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bu doğrunun üzerinde, yani hipotenüsün kenar orta dikmesi üzerindeki her nokta B noktası ile C noktasına eşit uzaklıktaki noktalardan meydana gelmektedir. Benim aradığım noktalarsa hem bu doğrunun üzerindeki noktalar hem de B tarafındaki noktaları istiyorum. Bu alan bölgesinin üzerinden alacağım her nokta B'ye daha yakındır, C'ye daha uzaktır. O zaman bizden istenen noktalar bu bölgenin alanını, dik üçgenin alanına oranlayarak ifade edebiliriz. Şimdi bu bölgenin alanını bulacağız. Bu bölgenin alanını bulabilmek için öncelikle şuradaki uzunluğa x diyelim ve bu x uzunluğu hesaplamaya çalışalım. Bu uzunluğu hesaplamanın en anlaşılır yollarından bir tanesi de buradaki açıdan faydalanmaktır. Öncelikle biz bu açının kosinüsünü yazmaya çalışalım. Bu açının kosinüsü, yani kosinüs alfaya bakarsak büyük dik üçgenden bunu görmemiz mümkün. Komşu dik kenar bölü hipotenüsten 8 bölü 10, yani 4 bölü 5 olarak ifade edebiliriz. Aynı zamanda bu açının kosinüsünü, yine şuradaki üçgenimiz küçük dik üçgen olduğu için bu açının kosinüsünü yine komşu bölü hipotenüs diyerek 5 bölü x olarak da ifade edebiliriz. Buradan aradığımız x uzunluğunun 25 bölü 4 olduğunu görürüz. O zaman ben bu uzunluğun 25 bölü 4 olduğunu ifade ediyorum. Şimdi bana bu üçgenin, taradığım üçgenin alanı lazım. Taralı alan diye ifade ettiğimiz yer, yani bizim istediğimiz olasılıktaki sayacağımız noktaların bulunduğu yer, buranın alanı, iki kenarı çarpalım. Yani 5 ile 25 bölü 4'ü çarpıyoruz. Çarpıp bu açının sinüsünü çarpıyoruz. Bu açının sinüsü büyük dik üçgenden gayet rahatlıkla görülebilir. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Bölü 2 diye ifade edebiliriz. Bunu hesapladığımız zaman 5'ler sadeleşir. Buradan gördüğünüz gibi bu üçgenin alanı 75 bölü 8 olarak ifade edilir. Dik üçgenin alanına gelince, yani büyük üçgenin alanı, dik üçgenin alanı 2 dik kenarın çarpımının yarısıdır. 2 dik kenarın çarpımı 6 kere 8, 48 bölü 2'den 24'tür. O zaman bizden istenilen olasılık, yani K noktalarının B'ye daha yakın olması demek, taralı bölgeden alınan bir nokta olması demektir. Bir bölgeden alınan noktaları sayarken alan bilgisinden yararlanırız. Bu bölgenin alanı 75 bölü 8'dir. Tüm üçgenin alanı ise 24'tür. O zaman bizim bulacağımız buradaki ifade 75 bölü 8 çarpı 24 olarak ifade edilir. Bu değeri hesapladığımız zaman buradan 75 ile 24'ü 3 ile sadeleştirelim. 25 bölü 8 olur. Dolayısıyla aradığımız olasılık 25 bölü 64 olarak ifade edilebilir. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.